Efendim iyi akşamlar. Hedefteyiz. Ben Yılmaz Çoban. Hedef programında bu hafta sizlere sınav maratonunu ve sınavları konuşacağız. Eğitime yönelik yapacağız bu hafta programımızı. Hafta sonu sınav heyecanı başlıyor. Maraton başlıyor artık. Üst üste sınavlar yaşanacak. Özellikle LGS ardından YKS. Bu sınavlar öncesi hem öğrenciler hem veliler nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Onlarla ilgili önerileri alacağız. Konuğum uzman psikolojik danışman İrfan Aras. Kendisiyle birlikteyiz. Bugün hem öğrencilere yönelik hem de velilere yönelik kendisinden bütün önerileri alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar dilerim size ve izleyicilere. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi maraton başladı. Evet. Hemen hafta sonu ilk sınav heyecanı. Önce bir sınavlarla ilgili konuşalım. Sonrasında özellikle YKS ve LGS ile arasında farkları konuşalım. Ne yapılması gerekiyor? Öğrenciler, veliler nelere dikkat etmeli? Onlardan başlayalım. Evet, yani uzun bir süredir hem LGS adayları, LGS sınavına girecek iyi bir lisede okumak hayaliyle uzun zamandır veli ve öğrenciler yoğun bir program dahilinde çalışmaktalar. Hem de iyi bir üniversitede okumak için YKS sürecinde hazırlık yapan adaylar için söylemek istediğimiz şeyler var, notlar var, öneriler var. Şimdi öncelikle 2 Haziran Pazar günü, bu hafta sonu Pazar günü yapılacak olan liselere giriş sınavı olan, evet, LGS sınavı yapılacak. 1 milyona yakın öğrenci girecek. Evet, sınavı. Öncelikle isterseniz LGS ve YKS arasındaki farktan bahsedelim. Sonra her iki gruba da önerilerimiz, hem velilere hem de öğrencilere önerilerimiz birbirine benzer olacağı için önerilerimiz ortak olsun. Evet. Öncelikle bu pazar sınava girecek olan LGS hakkında konuşalım. 2 Haziran Pazar günü iki oturumda gerçekleşecek olan LGS sınavı var. Birinci oturum 9.30'da başlayacak, sözel alandan bir oturum olacak. Sözel alandan soru gelecek öğrencilere. Burada Türkçeden 20 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi testinden 10 soru, İnkılap Atatürk ve İnkılap Tarihi dersinden 10 soru ve yabancı dil testinden de 10 soru olmak üzere toplam 50 soru sorulacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek. Birinci oturumda sözel test sorusuna cevap verecek olan adaylar daha sonra 11.30'da ikinci oturuma girecekler. İkinci oturumda da sayısal alandan testlere cevap verecekler. Burada da matematik testinden 20 soru, fen bilimleri testinden 20 soru, toplam 40 soruya cevap verecekler ve adaylara verilecek süre 80 dakika olacak. Ondan sonra LGS sınavı bitmiş olacak. Evet. LGS ile ilgili özellikle söylememiz gereken şeyler şunlar. Sonuçlar 28 Haziran 2024'te açıklanacak. İnşallah uzun bir süredir LGS'ye hazırlık yapan hem öğrenciler hem de velilerimizin emeği boşa gitmez. Gönüllerinden geçen bir liseye girerler ve üniversitenin kapısı bu lise sayesinde açılmış olur. Şimdi tabii ki o gün geldiğinde bir de tercihleri de konuşuruz. Tabii tercihler döneminde program yaparız. Evet. LGS konusunda söylememiz gereken şeyler devam ediyor. Şimdi sınav yerlerine e-okul veri bilgilendirme sisteminden girip bakabilirler. Ki bu arada zaten hafta sonu sınav olacağı için okul idareleri, yönetimleri resimli, mühürlü giriş belgelerini öğrencilere vermişlerdir. Bu öğrenciler resimli mühürlü giriş belgeleri ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya kimlik kartıyla veya geçerlilik süresi devam eden pasaport ile yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü tarafından verilen yine resimli mühürlü kimlik belgeleriyle birlikte sınava girecekleri
okulun bahçesinde hazır bulunmaları gerekiyor. Şimdi ilk oturum saat 9.30'da olacak. Hı hı. Benim adaylara ve velilere tavsiyem şu: mutlaka bir saat öncesinden okulun bahçesinde hazır bulunun. Bütün ihtimalleri, bütün riskleri göz önünde bulundurarak, riske girmeden bir saat öncesinden okul bahçesinde bulunsunlar ve görevlilerin okul binasına alacaklarını görebileceği bir yerde otursunlar. Şimdi bazen öğrenci ve veli okul bahçesine gidiyor ama okulun arka tarafında gölge bir yerde oturuyorlar. O sırada öğrenciler alınmış olabiliyor ya da dalmış olabiliyorlar. Görevlilerin aldıkları yeri görebilecekleri yerde otursunlar. En az bir saat bu YKS öğrencileri için de geçerli. TYT, AYT sınavına girecek adaylar için de geçerli. Her yıl görüyoruz zaten geç kalan öğrencileri. Evet, maalesef onu YKS bölümünde anlatacağım. Daha çok oluyor. 9.30'dan önce binalarına gitsinler. Hatta ama önce şunu söyleyelim. Gece erken bir saatte uyusunlar. O sınav öncesi yapılacaklar konusunu anlatacağım. Sınava girecekleri günü diyorum yani. Onu anlatacağım. Öncelikle LGS ile YKS arasındaki farktan bahsedeceğiz. Evet, evet. Önerilerimiz ortak olacak. Tamam. Şimdi bir de iki grup için de şunu söyleyeyim. Ulaşım ağlarını mutlaka önceden öğrensinler. Yani velilerimiz gerek YKS öğrencilerine gerek LGS öğrencilerine diyelim hangi binada giriyorlarsa bir gün öncesinden, iki gün öncesinden araçla eğer çocuklarını götüreceklerse hangi ulaşım ağını kullanacaklarını, hangi güzergahı kullanacaklarını bilsinler. Hatta işte beraber gitsinler, okulu görsünler, mümkünse sınıfı görsünler, sıralarında oturabiliyorlarsa, öyle bir imkan varsa otursunlar. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklarsa ona göre hareket etsinler. Hangi otobüse binecekler, nerede inecekler, indikten sonra okula ulaşım süresi ne kadar, bütün bunların hesabını yaparak gitsinler ki böyle son anda yetişen öğrencilerde bir kaygı oluşuyor. Şimdi nefes nefese gittiklerini düşün ya da yolda işte geç kalacağını düşün. Bildiğin kaygı, korku, evet. Yaklaşık bir saat bu çocuğu ne yapar? Etkiler. Hı hı. O yüzden bu tedbirleri önceden alalım diyorum. LGS öğrenciler için söyleyeceğimiz bunlar. Bir de çok önemli bir şey daha var. YKS öğrencilerine ÖSYM merkezi salonlara kalem, silgi, kalem tıraş, peçete gibi malzemeler veriyor zaten. Ama LGS öğrencileri yanlarında götürecekler bu araç ve gereçleri. Ne götürecekler? En az iki tane siyah, yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve iz bırakmayan silgi yanlarına alsınlar. Peçete yanlarına alabilirler. Sularını. Su ambalajını koparmaları şartıyla su götürebilirler. Suyu söylemişken hemen bir uyarıda bulunayım. Hem YKS öğrenciler için hem LGS öğrenciler için. Lütfen suyunuzu masanıza koymayın. Oturağınızın yanına koyun. Zaten her sırada bir kişi olacak. Yan sıra boş olacak. Suyunuzu yan oturağa koyun. Tabii masanın üzerine koymayın. Ne olur? Öğrenci kapağı tam kapatmaz. Heyecandan eli değer. Yani. Cevap kağıdına ya da kitapçığa dökülür, zarar verir. Hem zarar vermesin hem de onun kaygısıyla çocuk heyecana kapılmasın. Suyunuzu arkadaşlar oturağınızın yanına koyun. Ondan sonra sınava girin. Ve su konusu açılmışken şu uyarıda da bulunayım. Sevgili adaylar, sınav başlamadan önce zaten lavabo ihtiyacı olanlar lavabo ihtiyacını giderecekler. Görevliler zaten bu konuda uyarıda bulunuyorlar. Suyu çok böyle sınav esnasında kana kana içmeyin. Suyu sadece boğazınızı yumuşatmak için ya da böyle kısa bir mola vermek için kullanın. Yani eğer çok fazla su tüketirseniz lavabo ihtiyacınız doğar. Sınav esnasında lavaboya izin verilmiyor sevgili adaylar. O yüzden böyle bir sıkıntı olmasın. Suyu şöyle bir arada yorulduğunuz zaman, boğazınız kuruduğu zaman bir yudum boğazınızı yumuşatmak, ıslatmak için kullanabilirsiniz.
bilirsiniz. Şimdi YKS konusunda da söyleyeceğim ama YKS'den farklı olarak LGS'de LGS öğrencileri 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü unutmasınlar. YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürürken LGS'de 3 yanlış bir aradaki doğruyu fark götürüyor. Bu, değil mi? Aradaki fark bu. O yüzden çok emin değillerse, emin olmadıkları soruyu cevaplamasınlar, boş bıraksınlar. Elbette ki boş soruyu boş bırakmak öğrenciler açısından çok böyle hoş bir durum olarak karşılanmıyor. Yani rahatsız oluyorlar. Ama şunu da unutmasınlar ki o 3 tane yanlış bir araya gelecek, çok iyi bildiğin, işte aylarca, yıllarca çalıştığın ve vakıf olduğun bir konuyla ilgili doğruğunu alıp götürecek. Onu yapacağına ne yap? O soruyu boş bırak. Eğer gerçekten emin değilsen, ki turlama tekniğinden bahsedeceğim birazdan, o turlama tekniğine rağmen, tekrar soruya bakmana rağmen, eğer gerçekten işin içine çıkmayacağını düşünüyorsan, o soruyu lütfen boş bırak. YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor, LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Genel olarak LGS'de söylemek istediğimiz şeyler bunlar. Bundan sonraki bütün uyarılarımız hem YKS öğrenci ve velileri için geçerli, hem de LGS öğrenci ve velileri için geçerli. Şimdi aradaki farkları konuştuk. Evet. Yani aradaki farklar bunlar. Evet. Özellikle tabii biri lise için, diğeri de artık üniversiteye hazırlık, üniversiteye başlamak için, üniversite hayallerini düşünen öğrenciler için de bir sınav YKS. Şimdi sınav öncesi konuşalım. Evet, sınav öncesini konuşalım. Şimdi LGS'nin özelliklerinden bahsettik ya. Kısaca biz YKS özelliklerinden de bahsederim, ondan sonra oraya geçelim. Tabii. Şimdi sevgili adaylar, 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te TYT sınavına girecekler. Yani temel yeterlilik dediğimiz yorum gücünü, anlama gücünü ölçen, tabii ki bilgi de ölçen bir test. Ama ağırlıklı olarak TYT'de yorum ve algılama, anlama gücünü ölçen sorularla karşı karşıya kalacaklar. Biz bu sınava TYT diyoruz, temel yeterlilik testi diyoruz. 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te sınav başlayacak. Ama adayların ondan önce sınav binasına girmeleri gerekiyor. Az önce sizin de takdir ettiğiniz gibi maalesef her yıl uzmanlar uyarmasına rağmen her yılda haberlerde bu acı dolu, üzüntülü manzaraları seyrediyoruz maalesef. Sevgili adaylar, sevgili veliler, sayın veliler, lütfen bir saat öncesinden okul bahçesinde olmak için gayret gösterin. Görevlilerin öğrencileri alabileceği, aldıkları yeri göreceğiniz bir yerde oturun ve ondan önce mutlaka o binanın içerisine girin. Ondan sonra saniyeler de geçse, kapılar kapanır kapanmaz sen içeri giremezsin. O yüzden ondan önce içeri giriyorsunuz. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 165 dakika sürecek, 2 saat 45 dakika sürecek ve TYT testinden 120 soru çözecek adaylar. Bu 120 sorunun 40'ı Türkçe testi, 40'ı matematik testi, 20'si fen bilimleri testi ve 20'si de sosyal bilimler testi olmak üzere 120 soru, 165 dakika olacak. Sosyal bilimler testinde coğrafyadan 5 soru, tarihten 5 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5 soru, felsefeden de 5 soru. Yani her testten 5 soru olmak üzere toplam 20 soru çözülecek. İlk oturumumuz bu. Yani cumartesi günkü ilk sınavımız bu olacak, TYT olacak. Peki TYT'ye kimler girer? TYT'ye bütün adaylar girer. Bütün adaylar. Yani hem sayısal öğrenciler, hem sözel öğrenciler, hem eşit ağırlık öğrenciler, hem de pazar günü öğleden sonra yabancı dil testi dediğimiz YTT. Yani herkesin girmesi gereken, girmesi gereken ortak sınav dediğimiz sınav. Evet. Bir de test çözerken de
şunu mutlaka göz ardı etmesinler. TYT'de çözdüğünüz her sorunun size getirisi aynı olacak. Aynı puan olacak. O yüzden adaylar şu yanılgıya düşmesin. Ben sayısalcıyım, sadece sayısal alandan soru çözerim. Ya da ben sözelciyim, eşit ağırlıkçıyım, sadece kendi alanımdan soru çözerim. Yanılgısına girmesinler. Çünkü TYT'de çözeceğiniz her sorunun getirisi aynı olacak. Bir matematik sorusu ile bir Türkçe sorusu, bir fen sorusu, bir sosyal bilgiler sorusunun getirisi aynı olacak. Ve TYT'nin %40'ı AYT'yi etkileyecek. AYT'nin %60'ı da alınacak. Öğrencilere bir ham puan, bir de orta öğretim başarı puanıyla birlikte yerleştirme puanı dediğimiz bir puan verilecek. 9 Haziran pazar günü yine saat 10-15'te aynı kurallar geçerli olmak üzere ondan önce bina içerisine girmek şartıyla 10-15'te alan bilgisi. Bu kez AYT. AYT dediğimiz alan yeterlilik testi dediğimiz test sorusu sorulacak. Burada da 160 soru sorulacak. 180 dakika verilecek. Burada Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi olacak, matematik testi olacak, sosyal bilimler 2 testi olacak ve yabancı dil testi olacak ve fen bilimleri testi olacak. Şimdi 40 tane Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1 testi olacak, 40 tane matematik testi sorusu olacak, 40 tane sosyal bilimler 2 testinden soru olacak, 40 tane fen bilimleri sorusu olacak ve 80 tane de yabancı dil testinden soru gelecek. Şimdi burada az önce bahsettiğim zorunluluk yoktur. Cumartesi günü... Yani TYT'ye girenler... Tabii, TYT'ye girenler artık bundan sonra alanlarıyla ilgili testleri tek çözebilirler. Hı hı. Ama tek kitapçık üzerinden çözecekler. O yüzden bu 160 dakikayı hepsi içinde kullanabilirler. Sadece kendi alanları içinde kullanabilirler. Evet. Hemen böyle bir özetle kısaca bir şey söyleyeyim. Şimdi bir sayısal öğrencisi matematik testi ve fen bilimleri testini çözer. 40-10'dan 80 soruyla sadece sayısal puana sahip olur ve sayısal puanla üniversiteye yerleşebilir. Ama bir sayısal öğrencisi ben sayısal tercih yapacağım, yani sayısal puanla alan bölümlerin yanı sıra eşit ağırlıktan da tercih yapacağım diyorsa Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1 testinden de soru çözmek zorunda ki sınav sonucunda bir de eşit ağırlık puanı gelsin. Evet. Bir öğrenci şunu da diyebilir, ben bütün puan türlerinden İşte bütün alandan tercih yapmak istiyorum, bütün puan türlerine sahip olmak istiyorum diyorsa da bütün testlerin sorusunu çözer. Şimdi soru sayısı ve süreyi söyledik, saati söyledik. Lütfen saate dikkat etsinler. 10, mutlaka ondan önce. Ondan önce içeri alacaklar. Lavabo ihtiyacınız varsa lavabo ihtiyacınızı mutlaka giderin. Ekstra bir süre verilmeyecek, lavabo ihtiyacı için dışarı çıkarılmayacak sağlık problemi hariç. Sağlık problemi olanlar da resmi kurumlarından, sağlık kuruluşlarından rapor alacaklar. Yani görevli baktığı zaman evet bu hastalığı var, ara ara lavaboya gidebilir gibisinden bir raporla ancak olur. Ama şunu yanlış anlamayın, bir açıklama yapayım. Benim sağlık problemim var, benim lavaboya gitmem gerekiyor sözü yeterli değil. Bir rapor, sağlık şart. Kurumu, tabii, resmi rapor kurumdan şart. Rapor, belge almak şart. Evet. Şimdi gelelim sınav öncesi velilerimize. Yani saat 10'u unutmayalım. Mutlaka. Bu yıl bu haberleri görmek istemiyoruz. Hakikaten. İstemiyoruz. Üzülüyoruz hakikaten. Ulaşım ağını veliler mutlaka öncesinden öğrensinler. Toplu taşınmaysa toplu taşınmayla nasıl ulaşılır? Araçla gidiliyorsa nasıl gidiliyor? Biraz belki deprem bölgelerinde sıkıntı olabilir. Yani okulların bazıları olmayabilir, bazılarının yeri değişmiş olabilir. Zaten ÖSYM ona göre yerleştirmiş.
Bazı okullar dediğiniz gibi aynı okulu kullanıyorlar. Aynı okulu kullanıyorlar. Yani bir binada iki okul olabiliyor. Ama sonuç itibariyle o okulun ismi belli, adresi belli. Adres belli, her şey bir belli. Hafta öncesinden, birkaç gün öncesinden bu okulun nerede olduğunu, bazı okulların da isimleri değişti. Mutlaka sınavdan önce yani o okulu gidip görsün. Yarın cumartesi, tabii, cumartesi tarihi. Tabii, yani ilimiz çok büyük şey değil. Yani ulaşım ağı çok zor değil. Bunu mutlaka şey yapsınlar. Şimdi sınav öncesi verilere uyarılarımız olacak. Evet. Verilerimiz de aynen bu süreçte en az öğrencilerimiz kadar yoruldular. Onlar da bu kaygıyı yaşıyorlar, bu yorgunluğu, bu stresi yaşıyorlar. Onun hazırlıklarında diyebilirim ki yani onların yaşadığı o ruh halini yaşamıyorlarsa bile o yorgunluğu onlar da yaşadı. Onların da emeklerine tabii ki sağlık. Çocuklarının başarılı olmasını tabii ki, isterler. Geleceklerinin bilir. Güzel olmasını isterler. Onların emeğine sağlık diyoruz. İnşallah Allah onların da gönlüne göre verir. Muvaffak olurlar. Diledikleri yere öğrencileri, çocuklarını yerleştirirler. Ama bu saatten sonra, bu zamandan sonra hem LGS için hem de YKS öğrencileri için sayın veriler. Bu konuyu çok konuşmayalım artık. Yani sınavla ilgili çok muhabbet etmeyelim. Özellikle sınav esnasında ne olur? Sınavdan sonra ne olur? Sınav anında ne olur? Acaba kaç tane yaparsın? Tercihlerle ilgili yorumlar, puanlarla ilgili yorumlar, sıralamalarla ilgili yorumların bu saatten sonra hiçbir faydası olmaz. Bir de karşılaştırma yapıyorlar değil mi? Onu da söyleyeceğim. Bu konuyu bir defa kapatın. Yani şöyle evet. Kapatın. Oturup işte önümüzdeki hafta sınav var, nasıl olacak, ne olacak, olağanüstü hal ilan etmeyin bu durumla ilgili, bu konuyla ilgili. Ondan sonra tercihlerle ilgili konuşmayalım. Çocukların motivasyonu düşebilir, kaygısı artabilir. Beklentinizi çocuklara yansıtmayın. Hedeflerle ilgili, puanlarla ilgili yorum yapmaya gerek yok bu saatten sonra. Daha önce yaptıysanız zaten yaptınız. Yapmadıysanız bunun şu anda size ve öğrencilere faydası yok. Onu bekleyin. Sınavdan sonra birlikte tekrar bir program yaparız. Sınavdan sonra bu konuyu detaylı bir şekilde konuşuruz. Onlara sadece bu süreçte destek olduğumuzu hissettirelim. Ama destek olurken iyi niyette bazen çocukları kaygılandıran ve çocuklara sorumluluk yükleyen bazı cümleler de kullanmayalım. Ne gibi? Mesela diyor ki, biz sana güveniyoruz kızım oğlum. Sen gereğini yaparsın. Zaten bak seni dershaneye gönderdik. İstediğin bütün soru bankalarını da aldık, kitaplarını da aldık. Sen gereğini yaparsın. Biz sana güveniyoruz. Güzel bir bölümü kazanacağına inanıyoruz. Bunu veli iyi niyetle söylüyor, güya çocuğu motive etsin diye. Ama fark etmiyor ki bu çocukta bir sorumluluk duygusu ortaya çıkarıyor. Yani bir vicdan ortaya çıkarıyor. Annem ve babam beni dersine... Yani bu yanlış mı diyorsunuz? Bu doğru değil. Evet, ne bu ifadeler veli doğru değil. Veli ne diyecek peki burada? Evet, haklı olarak veliler de bazen bunu söylüyor. Hocam ne diyelim yani? Ne diyecekler? Ne diyelim yani? Şimdi sadece onlara destek olduğumuzu... Sen bu süreye kadar yapacağını yaptın. Her ikimiz için de, senin için de, bizim için de hayırlısı olsun. Gidersin, var olan bilgiyi kullanırsın. Ondan sonra çıkarsın tercihlerini, daha sonra konuşuruz. Senin de görüşlerini alarak, senin de istek ve beklentilerini göz önünde alarak tercihlerini yaparız gibisinden destek olduğumuzu hissettirelim. Destek olma niyetiyle çok fazla konuşmayalım. Çok fazla bu durumu dillendirmeyelim ki çocukta bir kaygıya neden olmayalım. Hele minnet içerikli kelimeleri asla kullanmayın. İşte bak seni dershaneye gönderdik, bu sene de dershaneler çok pahalıydı ama işte boğazımızdan kıstık gönderdik. Bu çocukta bir kaygıya neden olabilir, motivasyonu düşebilir. Ne olur sınavda aklına gelir. Bir soruya takılır çocuk, der ki, bak babam gelişte, ailem beni dershaneye gönderdi. Ya soruları yapamazsam, ya başarısız olursam evet. Gibisinden sözler olmasın. Ve son hafta özellikle pazar günü sınava girecek LGS öğrenciler için ve önümüzdeki hafta YKS öğrenciler için veliler iyi niyette hayatlarında farklılık yaratmak için bazı şeyleri zorlamasınlar. Yani nedir?
işte düğün derneğe gitmek gibi, piknik yapmak gibi, geziye çıkmak gibi. Eğer çocuklar istemiyorsa işte şunu söylemeyin. Ya sen yıl boyunca çalıştığın işte amcan gelin düğünü var, teyzen gelin düğünü var. Ya işte amcan gel pikniğe gidiyor. Bir kafanı dağıtmak için sen de pikniğe gel. Bu tür şeyler çocuğun moralini bozabilir. Bu konuda zorlamayın. Hele piknik konusunu biraz rafa kaldırın. Neden? Çünkü zaten mevsim değişikliği insanın bedenini, fizyolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Evet. Açık havaya çıktığı zaman çocukların kaslarında bir ağrıya neden olabilir. Bahar alerjisi son zamanlarda çok yaygın. Çok fazla. Çok ölenler, fazla. Evet. Bunlara dikkat etmek için bir zahmet bu sınava kadar bir pikniği, geziyi, düğün derneği bir rafa kaldırın. Yani kendisi istiyorsa gidebilir. Kendisi istiyorsa da gidebilir ama özellikle piknik konusunda fiziksel aktivitelerden uzak dursun. Yani işte pikniğe gitti, işte ip atladı, salıncağa bindi. Allah muhafaza bir yaralanmalar olabilir. Kaslar gevşer, bir hafta boyunca ağrılar, sızlar olur. Gerek yok. Sınavdan sonra pikniğinizi, düğün derneğinizi yapabilirsiniz. O konuyu biraz rafa kaldırın diyorum. Şimdi devam edelim. Başka veliler ne yapsınlar? Dershanede ya da bireysel olarak girdikleri denemelerde inişler çıkışlar olabilir. Bunu hoş görün lütfen. Neden? Çünkü yayın evlerinin tarzı farklı olabiliyor. Yayın evlerinin bazıları zor soruyor, bazı kafa karıştırıcı sorular soruyor, bazıları daha basit soruyor. Yayın evinden yayın evine değişebilir. Bir sınavda atıyorum TYT'den 80 yapmışken diğerinde 90 yapması sizi kaygılandırmasın ya da 90'dan 80'e düşürmesi sizi kaygılandırmasın. Bu yayın evine göre, sorunun tipine göre değişebilir. Bunu çocuklara yansıtmayın. Ne oldu? Geriliyor musun? Yoksa az mı çalışıyorsun? Bak geriledin sanki. Arada 10 fark var gibisinden sözler konuşmayın. Hele az önce sizin de takdir ettiğiniz gibi kıyaslamayı asla yapmayın. Rahmetli Doğan Cüceloğlu diyor ki kıyaslama sevgisizliktir. Çocukların ruhunu zehirler. Yani sen şöylesin bak öbürü böyle. Çocukları kıyaslamayın. Çok fazla oluyor aslında. Yani ben bütün ailelerde bunu neredeyse görebiliyorum. Yani özellikle bizim toplumda daha da fazla. İşte şunun çocuğu neler yaptı, sen yapamadın. İşte bu çocuk bak başarılı oldu sınavlarda. Şunu aldı, bunu yaptı gibi gibi konuşmaları çok duyuyoruz ailelerde. Güneydoğu'da bu daha fazla. Özellikle yani bizim gördüğümüz tabii ki. Belki Türkiye'nin birçok bölgesinde vardır ama biz kendi açımızdan baktığımızda Güneydoğu'da özellikle sınavlarla ilgili sıkıntıları böyle görüyoruz. Şimdi aileler neden özellikle bu kıyaslamaya çok fazla giderler? Şimdi sorduğumuz zaman aileler diyor ki hocam onları motive etmek için yapıyoruz bunu. Yani işte o da bir motive etmek için. Ahmet 50 net yapmış, sen bak 40 net yaptın. Güya diyor ki hırslansın, o da 50 net yapsın. Oysa ki onun yeteneği, onun bilgi birikimi, birbirine ta doğum öncesinden, doğum anına, doğum sonrası, eğitim, bütün bu faktörler bir kişinin akademik başarısının farklı olmasına etki edebilir. Ondan sonra 8 çeşit zeka türü var. Bir insanın sayısal zekası baskınken öbürünün sözel zekası ya da teknik zekası farklı olabilir, görsel zekası farklı olabilir. Yani insanlar farklı yaratılmıştır. O yüzden zeka seviyeleri de birbirinden farklı olabilir. Bu anlamda kesinlikle onların ruhunu zehirlemek için kıyaslama yapmayın. Bu konuları konuşulacak, bu konuyu konuşacak ortamlardan uzak durun. Bazı insanlar var sırf muhabbet olsun diye bu konuları konuşur. Sen kaç net yaptın? Falanca şu kadar net yapmış. Tabii, sen bu kadar net yaparsan şuraya gidersin. Sen bu netleri yaparsan istediğin bölüm şuydu, bölümün puanı bu kadardı gibisinden. O da morali bozuyor. Çocuğun moral ve motivasyonunu düşüren, olumsuzluğunu etkileyen şeylerden, sözlerden, ortamlardan. Ya son dönemlerde özellikle depremden sonra daha fazla duyuyoruz artık. İnsanlar arasında en çok konuşulan konulardan biri. İşte sizin kaç yakınınız vefat etti? Öbürüne hemen soruluyor kaç? Yani artık konuştuğumuz konular bunlar. Evet.
benzer oldu. Maalesef. Böyle bu da moral ve motivasyon. Moral bozuyor. Bozuyor. Evet. Daha çok çocukların olumlu yönlerini destekleyin. Yani Türkçeden işte atıyorum 30 net yapmış, matematikten diğer denemeye göre biraz az net yapmış. Türkçedeki o 30 neti yani iyi olan yönü bir vurgulayın ki çocukta motivasyon düşmesin. Bir de kendi hayallerimizi ve kendi beklentilerimizi çocuklara yüklemeyelim. Yani vatandaş sosyal çevresinde görüyor, işte sosyal anlamda kariyer yapmış bir insan, değer gören bir insanı çocuğunu o şekilde görmek istiyor. Diyor ki ya bugün işte bir yere gittim, falanca meslek sahibi geldi, çok saygı gösterdiler, sen de o meslek sahibi ol. Ya da kendisi zamanında hayal etmiş, kazanamamış, okuyamamış, diyor ki işte ben yapamadım, bari sen ol. Bizim aileden de atıyorum bir doktor, bir avukat çıksın. Ya çocuğun öyle bir yeteneği olmayabilir, kapasitesi olmayabilir. Yani çocuğa böyle bir sorumluluk yüklemenin hiçbir mantığı yoktur. Şimdi sınavda başarısız olunursa neler olur konuşmayalım. Yani bu hafta bunu konuşmayalım. Artık sınav geldi, çarptı. Biz sınavımıza girip çıkalım. Ondan sonra elde edeceğimiz puan ve sıralamalarla bunları detaylı bir şekilde konuşalım. Sınav akşamı ve sınav sabahı olağanüstü hal ilan edip aman şöyle yapalım, yarın sınav var, şunu ye, şunu yeme, şu saatte uyu gibisinden bütün ailenin ve çocuğun kaygısını arttıracak. Çocuk da diyecek ki ya yarın hakikaten ölüm kalım savaşı var. Çok yani, önemli bir şey evet, var. Evet, önemli bir şey var. Bunu yapmayın. Rutin bir geceniz, rutin bir sabahınız olsun. Tabii ki dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela sınav giriş belgenizi ve kimlik belgenizi, kimlik kartınızı görünür bir yere, sabahleyin ulaşabileceğiniz, kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyun. Saatlerinizi kurun, ayarlayın. Erken saatte kalkmaya çalışın. Ve bu hafta hem sınav akşamı hem de bu hafta boyunca LGS'ye girecek olanlar için de yarından itibaren çok böyle midelerini rahatsız edecek çok ağır yağlı yemekler yemesinler. Özellikle evde yemek yesinler. Annelerin yaptığı hafif yemekleri yesinler. Değişiklik olsun diye dışarıda yemek yiyebilirsiniz, yemeğe çıkabilirsiniz. Bu çocuğu rahatsız edebilir. Bunu ben tavsiye etmiyorum kişisel olarak. Evde daha hafif şeyler. Bu hafta boyunca YKS öğrencileri hafif şeyler yiyin. Fiziksel aktiviteden uzak durun. Sınav akşamı özellikle hafif şeyler yiyin. Sabah yine rutin bir kahvaltı yapın ama böyle çok böyle yüklenmeyin. Ama kesinlikle kahvaltısız da gitmeyin. Bakın kan şekeriniz düşer, beyninize oksijen az gider. Oksijen azlığı konsantrasyonunuzu bozar. Motive olmanızı olumsuz yönde etkiler. Mutlaka hafif bir kahvaltı yapın. Kahvaltıda çok fazla böyle yoğurt ve ayran türü uyku getirecek şeyler yiyip içmeyin. Dediğim gibi çok fazla aşırı suyu tüketmeyin, sıvı tüketmeyin. Bu lavabo ihtiyacı ortaya çıkarabilir. Biraz daha böyle bu anlamda kontrollü olun. Sabahleyin işte daha önce güzergahını öğrendiğiniz okula gidin ama bazı aileler şunu yapıyor, ben de görevliyken görüyorum işte bahçelerde filan. Ailecek piknik yapar gibi semaverlerine çayı koyuyorlar, piknik sepetlerini de hazırlıyorlar. Bir sofralarını da bir savanlarını da hazırlıyorlar. Ailecek gidiyorlar, askere uğurlar gibi çocuğu sınava uğurluyorlar. Hatta bazı veliler zorluyor, diyor ki bir kapıya kadar, sınıfa kadar gideyim. Ondan sonra diyor ki, oğlum kızım sen sınava git, hadi başarılar. Biz ailecek dışarıdayız. Bak savanımızı serdik, çay içeceğiz, kahvaltı yapacağız. Buradayız, yanındayız. Sana desteğiz. Dört gözle seni bekliyoruz. Evet. Sana güveniyoruz. İyi haberlerini bekliyoruz. Şimdi böyle bir öğrencinin sınav esnasında soru çözdüğünü düşünün. Yani siz olsanız kaygılanmaz mısınız? Kafa bir yandan dışarıda değil mi? Dışarıda bütün aile cümbür cemaat oturmuş. Beni bak bekliyorum. Kahvaltıyı yapıyorlar, benim için buraya gelmişler. Kardeşim var, anam var, babam var. Sınav sonucunu bekliyorlar. Ben dışarı çıkacağım. Hepsi bana bakacak. Nasıl diyeceğim geçti? Ki işte
ya matematikten şu kadar boşum, bu kadar yanlışım var desem ne olur gibisinden bunlar öğrencinin kaygılanmasına neden olur. Ya bir veli, anne ya da baba, ikisi birlikte de olabilir, sınav merkezine götürsünler, içeriye girdiğini görsünler, içeriye alsın görevliler, biraz daha bekleyin. Ha, sınav sonucuna kadar da bekleyebilirsiniz ama bu ortamı şey haline getirmeyin. Biz seni dışarıda bekliyoruz havası yaratmayın. Bekleyebilirsiniz. Yani beklemeyin demiyorum. Ama o yansıttığımız bir şeye, ruh haline çok dikkat edelim. Evet. Ondan sonra sınav sonucunda da çocuklarımızı sınav sonucuna göre değil, çocuklarımız olduğu için, var oldukları için sevelim, onlara değer verelim. Her şeyin sonu değil. Mutlaka. Tabii ki mutlaka. Başarı da olur. Evet. Bir dahaki dönem bir daha girebiliyor çocuk. Yani, LGS için geçerli değil o. Tabii yani biz YKS için özellikle geçerli. Evet. LGS için tabii ki evet. Daha önemli. Ama onlar da yıl boyunca derslerine ağırlık veriyor. Kendi istedikleri alana doğru bir hazırlık aşamasını yapıyorlar. Evet, şimdi zaten sınava kadar çocuklar veliyi götürdü. Veliye söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Şimdi sıra geldi öğrenciler. Öğrenciler sınavdan önce ne yapsınlar? Sınav anında ne yapsınlar? Sınavdan sonra ne yapsınlar? Evet. YKS bilgi ve yorumları becerisini ölçen bir sınav. O yüzden sevgili arkadaşlar, bakın ben bilgiyi bire benzetiyorum. Psikolojiyi sıfıra, stratejiyi sıfıra ve zamanı kullanmayı sıfıra benzetiyorum. Eğer bu bahsettiğim bir dışındaki sıfırı birin soluna koyarsak hiçbir anlam ifade etmez. Ama birin sağına koyarsak değer kazanır. Bir değer kazanır. Evet. Doğru mu? Doğru. Yoksa sadece bir kalır. Ama bir sıfır koyduk 10 oldu. Bir sıfır koyduk 100 oldu. Bir sıfır koyduk 1000 oldu. Burada ne demek istiyorum? Sen yıl boyunca bilgi sahibi oldun. Kitapları okudun, soru bankasına çalıştın, video dinledin, okula gittin, hocaları dinledin, ekstra dershaneye gittin ya da özel ders aldın. Bilgin var, yani birin var. Eğer sen psikolojik olarak kendini hazırlamamışsan o birin hiçbir faydası olmaz. Nedir bu psikolojik olarak hazırlanmak? Sınavı gözünüzde çok büyütmeyin, abartmayın. Acaba sorular nasıl olur? Bir de son zamanlarda öğrencilerde şu muhabbet var. Bu sene soruları TÜBİTAK mı hazırlayacak? ÖSYM mi hazırlayacak? Milli Eğitim mi hazırlayacak? Şu mu hazırlayacak, bu mu hazırlayacak? Ya sevgili öğrenciler, konularımız belli. Yıllardır aynı konudan sorular geliyor. Konular belli. Örnek sorular da zaten yayınlanmıştı. Örnek yani. Sorular var. Evet. Ondan sonra geçen Milli Eğitim Bakanlığı zaten Türkiye geneli bir sınav yaptı. Evet. Daha önceki sınav soruları var. Konular belli. Sorular 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer denemelerdeki, soru bankalardaki sorulara benzeyen ve hatta ÖSYM öğrenciyi tuşa getirecek, yanıltacak sorular sormaz. Açık ve net sorular sorar. Yani çocuk okuduğu zaman soruyu anlar. Bazen denemelerde veya soru bankalarındaki sorular kafa karıştırıcı olabilir. Ama ÖSYM'nin soruları bu nitelikte değil. Açık ve net sorular. O yüzden çok gözlerinde büyütmesinler. Uzaydan soru gelecekmiş gibi bir korku hali oluşmasın. Konularımız belli. Sorularımız da o konulardan çıkacak. Göreceksiniz ki hem pazar günkü LGS sınavında hem de önümüzdeki haftaki YKS sınavında öğrenciler şunu soru çözerken diyecekler ki ya bu soruya benzer ben bir deneme sorusu çözmüştüm. Bu soruya benzer bir soru bankasında soru görmüştüm. Çok böyle gözünüzde büyütmeyin ki psikolojik olarak sınava rahat giresiniz. Bakın bu psikolojik etki çok çok önemli. 2. Sınav stratejisi. Sevgili adaylar, sınav stratejiniz olsun. Nedir bu sınav stratejisi? Sınavda hangi teste başlayacağım? Hangi testten sonra hangi teste devam edeceğim? Bazı öğrenciler mesela paragraf sorusunu çözdükten sonra atıyorum sosyal bilimlere geçiyor. Sosyal bilimlerden sonra dil bilgisi sorularını çözüyor. Sonra matematik sorularını çözüyor. Yani şimdiye kadar sizin okulda
ya da dershanede belirlediğiniz, evde belirlediğiniz bir sınav stratejiniz mutlaka vardır. O stratejiyi bozmadan, eğer size faydalı, verimli bir strateji belirlemişseniz, o stratejiyi bozmadan hep o stratejiyle soruları çözün. Bakın, biz bunu söylüyoruz, bazı öğrenciler diyor ki, hocam ben sınav esnasında farklı bir yöntem denedim, çok kötü oldu. Niye kötü oldu? Zihin hep belli bir stratejiye, yönteme alıştı. Sen sınavda ne yaptın? O yöntemden farklı bir yöntem uygulayınca ne oldu? İş kötüye gitti. O yüzden bu strateji çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Üçüncü sıfırımız neydi? Zamanı doğru kullanma. Bu sınav aynı zamanda zamanı verimli kullanmayı ölçen bir sınav. İstediğin kadar bilgin olsun. Eğer sen zamanı doğru kullanmasan, bazı testlere, bazı sorulara zaman ayıramazsan bilginin hiçbir faydası olmaz. Sıfırın birin sorunda olması gibi bir şey olur. Evet. O yüzden bu üç şeye dikkat edelim. Zamanı doğru kullanalım. Zamanı doğru kullanmadan kastım şu. Şimdi ortalama her sorunun belli bir süre değeri var. Ama bazı sorular vardır ki kalem oynatmadan çözülür. Bazı sorular vardır ki bir dakika, iki dakika uğraşırsın, biraz zor sorular olur. Ortalama kendi sürenizi ayarlayın. Ve şu tavsiyede bulunayım, her soruyu çözdükten sonra saate bakmayın. Bu hem dikkatinizi dağıtır hem de kaygınızı artırabilir. Yani böyle ara ara saate bakarsanız, saate bakmamazlık da etmeyin. Mutlaka süreyi göz önünde bulundurun. Süre bir bakarsınız ki akmış gitmiş, görevli size son 15 dakika uyarısı yapar, iş işten geçer. Gözünüz saatte olsun ama her sorudan sonra saate bakmayın. Ara ara saate bakarsanız motivasyonunuz bu anlamda düşmez. Evet, bu da sıfırlardan biriydi. Sıfırlardan biriydi. Evet. Ve bu da önemli bir... Yılmaz Bey, şöyle bir şey var, anlayış var. Sınavdan bir hafta önce her şeyi bırakmalı mıyım? Böyle bir düşünce var ya, yani çalışmayı bırakalım. Bazı kişiler böyle tavsiyelerde bulunuyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Bir gün kalasiyaya kadar, bir gün kalasiyaya kadar eksik konularınız varsa giderebilirsiniz. Ama cuma günü, yani cumartesi günü TYT sınavımız var ya 8 Haziran'da. Hı hı. Cuma günü artık hiçbir şey yapmayın. Zihninizi ve bedeninizi dinlendirin. Sizi keyiflendirecek ortamlarda ve kişilerle birlikte olun. Sizi kaygılandıracak ve moralinizi bozacak ortam ve kişilerden uzak durun. Cuma gününe kadar eksik konularınız varsa, eksik sorularınız varsa giderebilirsiniz. Ama cuma günü artık bırakın, kendi keyfinize bakın ve sınava odaklanın sevgili arkadaşlar. Evet, biz de zamanı doğru kullanıyoruz. Sıfırlardan birini, evet. Oldukça da artık sürenin de yavaş yavaş aşımına uğradık. Son sözleri alalım. O zaman son önemli şeylerden hızlı önemli, hızlı bahsedeyim. Evet, hızlı oradan şimdi TYT ve AYT 2018'den bu yana var. Sevgili adaylara mutlaka şu öneride bulunuyorum. Sınava kadar 2018 ile 2023 arasında çıkmış olan sorulara mutlaka baksınlar. Yani bunun amacı ne? Sınavın ÖSYM'nin mantığını öğrenmiş olurlar. ÖSYM hangi konuda ne gibi sorular soruyor? ÖSYM'nin mantığını anlamak için 2018-2023 arasındaki çıkmış TYT ve AYT sorularına mutlaka baksınlar. Son 5 yılın evet, soruları. Evet, mutlaka baksınlar. Beslenmenizi ve uykunuza dikkat edin son hafta. Uyku çok çok önemli. Uykunuza dikkat edin. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü unutmayın. Turlama tekniği çok önemli. Zamanı doğru kullanmak için bazı sorular vardır. İşin içinden çıkamazsın ama o sorularla ne yapmayın? İnatlaşmayın. O soruya kendinize bir işaret koyun. Deyin ki sen burada dur, ben sana sonra döneceğim. Daha sonra kolay çözebileceğiniz soruları çözdünüz, zamanınız kaldı. İşaretlediğiniz sorulara tekrar bakın. 3 çeşit işaretleme yapabilirsiniz. Ben seni çözebilirim aslında. Uğraşsam çözerim. Biraz zorsun ama uğraşsam çözerim. Bir de sen zor sorusun, biraz zor çözerim.
işaretini koy ki daha sonra biz buna turlama tekniği diyoruz. Turlama tekniğinde önce kolay çözebileceğin ardından daha sonra evet, en zor çözemeyeceğin sorulara yine bak, çözebilirsen kar, çözemedin yine kar. Niye? Onunla zaman kaybetmedin. Çözebileceğin birçok soru vardı. Onları çözdün. Sevgili adaylar, bunlara çok çok dikkat edelim. Turlama tekniğini unutmayın. Sorularla inatlaşmayın. İşaretleyin. Daha sonra tekrar bakarsınız. Ve bütün sorulara bakın. Bazen bazı sorularda en doğru yargıyı ister sizden. O yüzden şıklarda, mesela ilk şıklarda atıyorum A şıkkına baktın, paragrafa uygun bir şık, hemen işaretlemeyin. Bütün şıkları göz önünde bulundurun, okuyun. Sözel sorularda, Türkçe ve sosyal bilimlerde önce soruyu okuyun, sonra paragrafı okuyun. Öncülü okuyun ki, öncülü okurken ne sorduğunu biliyorsunuz zaten, soruyu okudunuz. Cevaba ulaşmanız biraz daha kolay olsun. Turlamayı yaparken, yani sonra kontrol ederken gerçekten hata olduğuna inanmıyorsanız, işlem hatası olduğuna inanmıyorsanız, bilgi eksikliği olduğuna inanmıyorsanız, özellikle sözel nitelikteki sorularda ilk verdiğiniz cevap %80 daha doğru olacaktır. Sorunuzu değiştirmeyin. Ama gerçekten eminseniz o soru yanlıştı, eminseniz soruları değiştirebilirsiniz sevgili adaylar. Gerek LGS'de, gerek de YKS'de ter dökecek olan öğrencilerimize, velilerimize buradan başarılar diliyoruz. Allah gönüllerine göre versin. İnşallah emekleri boşa gitmez. Herkes dilediği liseye, dilediği üniversiteye yerleşir. Evet, ben de teşekkür ediyorum size. Hem LGS hem de YKS öncesinde öğrencilere ve velilere vermiş olduğunuz bu tavsiyelerden dolayı birçok konuya değindik. Sınav kaygısı, başa çıkma yolları, beslenme, sınav öncesi, sınav sonrası, sınav anı neler yapması gerekiyor öğrencilerin. Sabah onu mutlaka unutmayalım. 10 saati çok önemli. Hatta hiç onu kafamızdan çıkaralım, 9.30 gibi yapalım. Çünkü daha erken gitmiş oluruz. Mutlaka sınav saati öncesinde orada olalım ve önceki yıllardaki benzer görüntüleri tekrar karşılaşmamak adına bu yıl biraz daha erken gitmiş olalım. Ben teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için dolayı. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Evet, uzman psikolojik danışman İrfan Aras'la birlikteydik. Sınav öncesi kaygılar, sınav öncesi öneriler kendisinden aldık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hedefi kapatıyoruz bu akşam. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olacağız.